Para veren mi var? Bize haftalık ödediniz de yeni katip mi kusur kaldı? He, para ödemeyeceksen beni burada niye işe aldın ki Ramazan? Hafız şimdi sen eksikliğinden de konuşma sus. Ya kardeşler, bacılar, arkadaşlar ben biliyorum sizin durumunuzu. Siz çoktan beri müşkül durumdasınız ama durum ortada kardeşim ya. Adama bitmiş durumda anlıyorsunuz mu? Yani pamuk fiyatları zaten ortada kardeşim. Kaç tane fabrika kapatıldı ya? Geçen değilki yağmurda da çitli güttüler gitti. Zor tayı çektiler yani. Bakın biliyorum sıkıntılı günler geçiriyoruz ama biz bundan böyle el ele vererek kurtulacağız. Anlıyorsunuz değil mi beni? Yani böyle birlik olup çıkacağız bu sıkıntıdan. Evde hastam var. Ben daha fazla dayanamam gayrı. Ya paramı ödeyin ya işi bırakacağım artık. Ben de bırakacağım, ben de. Biz de bırakacağız. Ben de bırakacağım. Tamam. Merak etmeyin, ben bu meseleyi bu gittiğini hallediyorum. Seninle sonra konuşacağız katip. Bütün erkekler gelsin. Gel, gel, gel. Çabuk, çabuk, çabuk. Bak şimdi kardeş, beni çok iyi dinliyorsunuz, tamam mı? Şimdi birkaçınız bu arkadaki pamukları alıyor, tamam mı? Traktöre yüklüyor. Diğerleri de bunları ve içeridekileri buraya tıkıyor, tamam mı? Hadi babam benim. Hadi kadasını aldıkları. Bırak sepeti, sepeti bırak, geç. Topla, topla, hadi. Geç, geç, geç. Yardım et. Çık baba, çık, 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 çık. İstikleyin güzel güzel, tamam mı? Bırak sepeti, hadi çabuk, 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 çabuk. Madem öyle, ben satarım. Geç, geç. Hadi babam, hadi babam, hadi. Çiftliğin gerçekten senin hakkın olduğunu düşünüyorsun Serap. Kimin hakkı ya? Hı? Karnında gayrimeşru çocuk taşıyan kadının hakkı mı, öyle mi? Ağzını topla, terbiyesizleşme. Ben mi terbiyesizim? İstersen geri döneyim, gidelim jandarmaya, anlatayım her şeyi. Kim terbiyesiz, anlaşılsın ha? Canım sıkma benim Serap. İstediğin oldu işte. Kes sesini de yola bak. Çiftliği, Kemal'i, itibarını, her şeyi kaybettin Adi. En başından beri benim zarar etmem için, çiftliği ipotek etmem için uğraştın, öyle değil mi? Hadi de, sana bir şey soracağım. Fabrikadaki pamukları da sen yaktın, değil mi? Evet, ben yaktım. Kendi ellerimle yaktım, oldu mu? Tabii. Biliyordum zaten. Biliyordum. Böyle bir şey ancak senin gibi vicdansız yapabilir çünkü. Ne oldu? Peydi mi? Bütün çabaların boşa gitti işte. Yazık. Her şeye rağmen senin kös kös tenekeye gidişini gördüm ya. O bana yetti. Değdi yani. Tenekeye gittiğimi de nereden çıkartıyorsun? Öyle mi? Ya nereye gitti? Kemal'in evine. O günden beri Kemal'in evinde kalıyoruz. Ne dedin sen? Bir de utanmadan birlikte mi kalıyorsunuz siz? Ha? Bunun pek bir önemi yok artık, değil mi? Nasıl olsa boşanıyorsunuz. Sen tam bir kişisin. Kemal'le biz birbirimizi seviyoruz, tamam mı? Hiç olmazsa senin gibi sevmediğim bir adamla yatıp kalkmıyorum ben. Ağzını topla, sen haddini aşıyorsun artık. Öyle mi? Evet öyle. Toplamazsam ne olur? Kendine geleceksin, ağzını toplayacaksın. Duydun mu beni? Haddini bileceksin. Olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.